Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim yağlı bir bazlama yapacağım. İsterseniz siz yağlayın, ister yağlamayın ama ben böyle pişirdikten sonra üzerini yağlayıp çayla beraber çok güzel oluyor. Hemen öncelikle hamurunu yoğurayım. Hamurun bir süre dinlenmesi gerekiyor çünkü. Bir paket kuru maya, bir tatlı kaşığını çok doldurmadan tuz, bir yemek kaşığı toz şeker, bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su. Öncelikle karıştırayım. Mayayı biraz içerisine dağıtacağım. Burada 4 su bardağı unu eledim. Ölçtüm ben ve yavaş yavaş ilave edeceğim. Sizlere en sonunda ne kadar un ilavesi yaptığımı söyleyeceğim. Sizler de lütfen yavaş yavaş ilave edin. Eğer un gerekirse birazcık daha ekleyeceğim. Bir su bardağı un daha aldım yanıma. Tepe tepe doldurdum iyice. Yavaş yavaş ilave edip artık bu unla hamurumu toparlayacağım. Yumuşak bir hamur olmasına özen gösterin. Sakın sert yapmayın. Bu sefer bazlamalarınız kabarmayacaktır. Hamuru tezgahın üzerine aldım. Böyle yumuşakken hemen tezgahın üzerinde toparlayacağım. 5 su bardağı un da tam yetti. Şimdi bunu da artık ara ara böyle serpip hamurumu 3 dakika boyunca yoğuracağım. Hamuru yeterince yoğurdum. Gördüğünüz gibi hafif böyle elime yapışan bir hamur. Olması gereken kıvam bu. Biraz elinize yapışsın. Üzerine streç filmle sarıyorum. Evin sıcak bir ortamında 30 dakika boyunca dinlendiriyorum. Eğer streç film sararsanız nemleneceği için daha çabuk mayalanacak. Hamuru yeterince dinlendirdim. Tam 2 katı oldu. 30 dakika ile 1 saat arası yeterli geliyor. Eğer ki aceleniz varsa fırınınızı 30 dereceye getirin. Bir 5-10 dakika ılıdıktan sonra içini oturtturup 30 dakikada mayalandırabilirsiniz. Tahtanın üzerine biraz un serpip alıyorum. 1 kere şöyle yoğuruyorum. Mandalina büyüklüğü kadar bezeler hazırlayacağım. Toplamda 15 tane beze oldu. Yani 15 tane bazlama olacak. Şimdi şöyle elimle birazcık un serpiyorum tezgahın üzerine. Hafif elimle açıyorum. Çok fazlasıyla inceltmiyoruz. Öyle lahmacun gibi falan değil. Şimdi açtıktan sonra göstereceğim. Yuvarlak açıyorum. Daha küçük bazlamalar da hazırlayabilirsiniz. Çok da rahat açılıyor. Gördüğünüz gibi birkaç hareketli açıldı. Kenara alacağım. Hepsini bu şekilde önce açacağım. Ondan sonra ocağımın başına geçip pişirmeye başlayacağım. Ara ara un serpmeyi unutmayın. Hamurların tamamını bitirdim. Gördüğünüz gibi şöyle yakından da göstereyim. Çok büyük de değil. Böyle birazcık pasta tabağından daha küçük hazırladım. Çok ince yapmayın. Bu sefer lavaş gibi olur. Bu şekilde gayet iyi. Şimdi artık ocağın başına geçip hepsini pişirmeye başlıyorum. Bazlamaları kızartmak için uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. Altında yakıyorum. Bu küçük bir tava. Bazlamalarım da küçük olduğu için ufak bir şeyde, ufak bir tavada yapacağım. Tam anlamıyla tavanız ısınsın. Evet, ısındı artık. İçine atıyorum. Sık sık çevireceğim. Şimdi çeviriyorum. Ve
ve 15-20 saniye sonra tekrar çevireceğim. Sürekli ters düz ederek pişirin, daha güzel kabaracaktır. Yoksa tek tarafa bırakırsanız bu sefer bir tarafı yanar. Ona dikkat edin lütfen. Hemen tekrar çeviriyorum. Sürekli çevirerek böyle pişireceğim. Ortalama bir tanesi bir 3-4 dakikada pişiyor. Aslında havası iniyor. Yeterli. Artık bunu alıyorum. Hemen yenisini atıyorum. Tekrar çeviriyorum. Hemen bunu da alıyorum. Ben tüm hamurlar bitene kadar aynı işlemle devam edeceğim. Pişirdiğimi kenara alacağım. En sonunda da hepsini yağlayacağım. Üst üste dizdiğim için sıcaklığı gitmeyecektir. Ama sizler isterseniz her pişirdiğinizin arasına yağ, tereyağı sürebilirsiniz. Bazlamaların hepsini tamamladım. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Yumuşacık. Şimdi artık hepsini tek tek yağlayacağım. Hemen sıcağıyla yağlarsanız daha iyi bile olabilir. Yağladım. Ben yanına biraz da domates, böyle peynirli falan çok güzel oluyor. Şöyle bir tanesini hatta içinde göstereyim sizlere. Pişmediğini falan düşünmeyin. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Çok fazlasıyla da ince yapmayın. Yumuşacık oldu. Bu şekilde kahvaltılarda arasına peynir, domates koyarak yiyebilirsiniz. Umarım siz de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.